Kaldığımız yerden soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Devam hocam. Edelim. Hadi bakalım. Edelim hocam. Hadi bakalım. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen inkılaplardan hangileri eğitim ve kültür alanıyla ilgilidir diyor. Eğitim ve kültür. Şimdi kültürün unsurları nelerdi? Dil, alfabe, din, değil mi? Bunlar evet. Kültürün unsurları. Buna göre cevaplayacağız. Türk Dil Kurumu'nun açılması, kurulması. Dil kültür unsuru değil midir? Evet. Bu kültüreldir. Yeni Türk alfabesinin benimsenmesi. Alfabe kültürle ilgilidir aynı zamanda. Kültürle de ilgilidir. Kültürle de ilgilidir. Tamam, ikisiyle de ilgilidir. İkisiyle ilgilidir. Millet Mektebi'nin açılması zaten okul. Yani. Eğitimle ilgilidir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz Edirne. Ve seçeneğim. Evet. Diğer sorumuz. Kazanımlarından hangilerinin gerçekleştirildiği savunulabilir? Tevhid-i Tedrisat Kanunu uygulanmasıyla ama. Uygulanmasıyla. Şimdi Tevhid-i Tedrisat Kanunu neydi? Eğitim ve öğretim birleştirilmesidir. Ne demektir bu? Medreseler kapatılacak, kapatılıyor. Ülkedeki tüm okullar, yerli, yabancı, azınlık tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Evet. Tevhid-i Tedrisat Kanunu budur. Bakalım. Bir, kültürel alandaki ikilikten ortadan kaldırılması. Şimdi Tevhid-i Tedrisat, Tedrisat Kanunu ile eğitimde ve kültürde ikilikler ortadan kaldırılıyor. Nasıl mı kaldırılıyor? Mesela düşün. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na beraber, medreseler kapatılıyor. Evet. Modern okullar kalıyor. Aynen öyle. Düşün. Medreseler kalsa bir tarafta medreseler var, bir tarafta modern okullar var. Medrese mezunuyla modern okul mezunu dünyaya bakış açısı aynı mıdır? Hayır. Kültürleri aynı mıdır? Farklıdır. Bu kültürel çatışmaya, kültürel ikililiğe neden olmayacak mı? Çok güzel yorumladınız hocam şu an. Anladım, evet. Anladım. Evet, evet, evet. Medreseler kapatılınca tek tip okul kalacak ve herkes kültürel çatışma, kültürel ikililik ortadan kalkmış aynen olacak. Öyle. Bir vardır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bir ulaşılıyor. Bayağı önemli hocam değil mi? Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Tabii çok önemli. Tabii tabii tabii. ÖSYM için de önemlidir. Ona göre ÖSYM de sever. İki, bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na beraber ülkedeki tüm yerli, azınlık tüm okullar MEB'e bağlanıyor. Bu da doğru. Doğru. Üç, yabancı azınlık okulların denetim alınması. Yabancı azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanınca denetim altına alınmayacak mı? Aynen öyle. Dolayısıyla üçe dolaşıyoruz. Doğru seçeneğimiz Edirne. E seçeneği. Evet. Yukarıda verilen inkılaplar Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden daha çok hangisiyle ilgilidir? Neymiş inkılaplar? Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Etnografya Müzesi'nin açılması. Hangisiyle daha çok ilgiliymiş? Hangi sözle ilgili daha çok ilgiliymiş? Yani bizim kökenimizle olan, bakıyorsun, kültürle alakalı olan bir şey. Bakıyorsun, bakıyorsun. Tarih, dil, müze. Değil mi? Kültürle ilgili değil mi? Aynen öyle. Onunla ilgili bir şey arayacağız. A. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meclisler memleketi olamaz. Bu laiklikle ilgilidir. Laiklik. Aynen öyle. Ne o değil. B. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bu da laiklik ve inkılapçılıkla ilgilidir bu da. 3. Kültür zeminle ilgilidir. O zemin milletin geçmişidir. Neyle ilgiliymiş? Kültürle ilgili. Aynen öyle, kültür zeminle. Diğer şıklara da bir bakalım. Bakalım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu yönetimle ilgilidir. Aynen öyle. Cumhuriyetçilik, cumhuriyet. Evet. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bu eğitimle ilgilidir. Eğitimle ilgilidir. Tamamen kültürle ilgili hangisi? C hocam. C seçeneği. Oo, İzmir İktisat Kongresi. Önemli, bu da önemli. İzmir İktisat Kongresi'ne kabul edilen kararlarından hangileri yurt kalkınmasının gerçekleştirilmeye çalışıldığının bir göstergesidir. Bakalım neymiş bakalım. Bakalım. 1. Temel tüketim mallarının üretimine öncelik verilmesi. 2. Yatırımcılara kredi sağlayacak milli bankaların kurulması. 3. Sanayi tesislerinin kurulmasını teşvik edici yasaların çıkarılması. Yurt kalkınması ile ilgilidir diyor. Temel tüketim mallarının üretimine öncelik verilmesi ülke kalkınması ile ilgili değil midir? Direkt etkilidir. Direkt oradan etkilidir. Yatırımcılara kredi sağlayacak milli bankaların kurulması. Türk yatırımcılara değil mi bu özellikle? Evet. Niye? Yatırımcıya niye kredi vereceksin? Ülkede fabrika açsın, yatırım yapsın diye. Bu da ulusal, milli kalkınma ile ilgili değil mi? Evet hocam. 3. Sanayi tesislerinin kurulmasını teşvik edici yasaların çıkarılması. Fabrika kuruyorsun, onları teşvik ediyorsun kurmaya. Yine kalkınma. Bu da kalkınma ile ilgili tabii. Kalkınmamızla alakalı bir şey o da. Doğru seçeneğimiz 1, 2, 3 Edirne. Vallahi 1, 2, 3, 1, 2, 3 gidiyoruz. Gidiyoruz, hadi bakalım. Tesadüf, tesadüf. Hadi bakalım. Bu durumun Türkiye'ye faydalarından hangilerini sağladığı ileri sürülebilir? Bakalım. Birinci 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda
1937'ye kadar 16 fabrika kurulmuş. Bu fabrikaların işletmeye açılmasıyla dışarıdan alınan mallar %50 oranında azalmıştır diyor. Ben bakmadan işaretleyeceğim hocam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu durumu Türkiye'de faydalarından hangilerini sağladı ileri sürülebilir? Geleneği bozmayalım o zaman. Tamam. Öyle mi diyorsun? Bakalım. Dış ticaret açıktan azalması. Ne diyor burada? 16 fabrika kurulmuş. Bu fabrikaların işletmeye açılmasıyla dışarıdan alınan mallar azalmıştır. Yani dışarıya bağımlılık azalmıştır. Dışarıya bağımlılık azaldığı zaman dış ticaret açığı azalır zaten. Aynen öyle hocam. Bir var. Ulaşılır. Milli sermaye yurt dışına kalması. Biz dışarıya para vermiyoruz artık. Bak %50 oranında dışarıdan mal almayı azaltmışız. Demek yani dışarıya para vermiyoruz. Içeride sermaye içeride kalıyor. İki de var. Üç, mamulde dışarı bağımlılığın azalması. Mamul madde nedir? İşlenmiş maddedir. Hı hı. Biz ne yapıyorduk? Ham maddeyi satıyorduk, dışarıdan mamul madde alıyorduk. Hazır alıyorduk. Özellikle Osmanlı son dönemlerinde. Şimdi ne yapıyoruz biz? Fabrikalar kuruyoruz, ham maddeyi mamul madde haline getiriyoruz. Biz kendimiz üretiyoruz. Üretiyoruz yani. Ve dışa bağımlılığı azaltıyoruz değil mi mamul maddede? Cevap yine bir iki. Gene niye bozmadık? Okey. Ona gülüyorum. Olsun, olsun. Siz tabii öyle yapmayın, aman diyeyim. Aman evet. Kabotaj. Önemli. Yine işaretlesem bu sefer bence tutmayacak ama. Öyle bir soru yok. Yok yok şimdi yok bakalım şimdi. Olabilir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kabotaj kanunu doğrultusunda Türk karasularında yabancıların elinde bulunan işletmeler satın alınmış ve Türk karasularında denet işletmesi kurma, yolcu yük ve yük taşıma hakkı Türkiye devletine, Türk vatandaşlarına bırakılmıştır. Yani ne diyor? Kabotaj kanunuyla beraber artık kendi denizlerimizden, kendi karasularımızdan özgürce faydalanabilme hakkına sahibiz biz. Tamam, unutma bunu. Tamam. Paragraf özetle bunu söylüyor. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Bir, Türk karasularında deniz işletmeciliği millileştirilmiştir. Millileştirmek ne demektir? Bize verilmesi bize demektir. Verilmesi. Ne oluyor? Yabancı elinde bulunan işletmeler satın alınmış. Değil mi? Kim evet. Satın alıyor bunu? Türkiye devleti alıyor. Dolayısıyla millileştirme yok mu burada? Aynen hocam, var. Bir var. İki, kabotaj kanunu devletçi ekonomiyi uygulamaya yöneliktir. Kim satın alıyor bunu? Biz alıyoruz. Devlet alıyorsa devletçilik yok mu burada? Var. Var. Üç, Türk karasularında yabancı hakimiyetine son verilmiştir. Niye güldüğünüzü anladım. Evet. Türk karasularındaki yabancı hakimiyetine son verilmiştir. Ne yapıyoruz? Yabancı elinde bulunan işletmeleri alıyoruz. Yabancı hakimiyetine son verilmiyor mu böylece? Veriliyor. Buna da ulaşılır. Evet. Geleneği bozmayacağız. Geleneği bozmayacağız. Tesadüf. Tamamen tesadüf. Evet. Geleneği bozacağız bu sefer. Bozacağız. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki inkılaplarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Medreseler kapatılarak tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış ve eğitimde birlik sağlanmıştır. Bu neyle ilgilidir bu? Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla. Tedrisat Kanunu'yla. Evet. İslam Üniversitesi'nin kurulması Darülfünun kapatılmasıyladır. Tutayım ben hocam şöyle. Darülfünun kapatılıyor, İslam Üniversitesi kuruluyor. Hı hı. Ayrıcalık belirtilen bey, aga, hacı, hoca gibi ünvan ve lakapların kullanılması yasaklanmıştır. Bu soyadı kanununa ilgilidir. Kanunu. Bu da gitti. C'ye gitti, A'ya gitti. Türk karasularındaki yük ve yolcu taşıma hakkı yalnız Türk gemilerine verilmiştir. Kabotaj kanunu. Bu da kabotaj kanununa ilgilidir. B'ye de gidiyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Metrik sistem, yani uzunluk ölçülerle ilgili. Böyle bir şey yok zaten, evet. Ölçülerle ilgili.